Bir konuğumuz daha var. Bizimle yine bu konuyu bence konuşmaktan keyif alacaktır. Kendisiyle genelde yılın şu dönemlerinde, şu mevsimde... Tahmin ettim. Az önce Twitter'ı gördüm, tahmin ettim. Sen söylerken dedim ki kesin Ozan Zeybek. Kendisiyle yılın şu dönemlerinde hep bir teknik adam konuşuyoruz. Ozan Zeybek. Yine o dönem geldi. Enteresan bir isim atmış ortaya yalnız. Ne dersiniz falan diye yine böyle bir ortalık karıştırdı. Bakalım ne isim atmış. Öncelikle hoş geldin Ozan Zeybek. Hoş bulduk. Dayanamadım. Güven çocuğumu görünce, sevgili Savaş'ı orada görünce ben de katılmak istedim. Hoş geldin. İyi akşamlar herkese. Hoş bulduk hocam. Sen gelemedin buraya, ben sana geldim. Öncelikle ben ev sahipliği için çok teşekkür ediyorum. Hem Ozan Zeybek'e hem eşi Yıldız Zeybek'e. Selam olsun Yıldız Hanım'a. Güzel kızlarına. Buradan, evet, bütün aileye selamlar. Çok güzel ağırladılar. Bizi hepimizi orada çok teşekkür ediyoruz. Orada ev sahibiydi İzmir'de kendisi. Şimdi... Gelelim Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kim olmalı? İzleyicilerimizden çok enteresan isimler, yorumlar geliyor. Yerli yabancı kararsız kalınmış. Ben Ozan Zeybek'in söyleyeceği isimle biraz ortalığı daha da alevlendireceğini düşünüyorum. Öneri midir, bilgi midir, tahmin midir, artık neyse sözü kendisine bırakayım. Ya, bir dakika pardon Ozan, söyleme sakın bak. Yılmaz Hocam bizi seyrediyordur. Yılmaz Hoca demezsen vallahi küser. Bak söyleyeyim sana. Bizi içimizin... Biz... Hocam biz Yılmaz Hoca ile son sayfa çarşamba gecesine rezervasyonumuzu yaptık. Tamam. 23'te evet, oradayız. Çarşamba gecesi buradalar. Evet. İzleyeceğiz. Şimdi Melike, şimdi bir bilgi yok tabii. Bu işler çok taze ama biz Jesus'un gideceği çarşambanın gelişi, yani ya da perşembe gelişi çarşambadan belliydi diyebilirim. Jesus'un gideceğini haftalar önceden bu yana takip ediyorduk. Hem oyuncuların vücut dili de bunu ortaya çıkarıyordu apaçık. İzledim son haftaların Fenerbahçe'sinde hep anlaşılır bir şekilde Jesus'un gideceğini tahmin edebiliyorduk. Şimdi bu açıklanan, resmi açıklanan oyuncu nerede oynadı Savaş en son? Rangers'ta oynadı. Doğru. Benim de aklıma acaba dedim Steven Gerrard'ı mı alıyor bu Fenerbahçe? Bu oyuncuyla da ilk imzayı bununla yapıp rezervasyonlara başlaması olabilir mi diye düşündüm 2-3 gün önce. Fakat bugün Gerrard'la ilgili Arabistan şeyleri çıktı, transfer haberleri çıktı. Tabii belki bizim o tezimiz çürüyecek bununla ilgili. Benim merak ettiğim şimdi şu konu var. Fenerbahçe'yi ve Jesus'u herkes başarısız görüyor. Ben de Jesus'un gitmesinden yana olanlardanım. Ne zaman, nasıl gelmesinden yana olanlardan, bayrağı en başta taşıyanlardan biriydim. Bunu evet, yani kim saklayacak bir durumumuz yok. Jesus'un Türkiye'ye gelmesini, hangi takım olursa olsun gelmesini çok istiyordum. Jesus yani ismi kadar büyük etki yaratıp gidemedi. Tamam, ilk haftalarda herkes övdü. Övenlerin hepsi bir anda kayboldu ortadan. Şimdi yani sanki o övenler övmedi de, konuşmadı da, takdir etmediler. Sanki bambaşka birisiydi o konuşulan. Hiç kimse, o bir balondu. İğne değdiği anda patladı ve gitmiş gibi bir durum oldu. Ama Fenerbahçe'nin durumunu, Jesus'un durumunu şöyle açıklamak istiyorum. Bir soruyla da sizlere de soruyorum. Yani Beşiktaş'ı başarısız gören var mı şu anda? Yok. Neden? Arkalardan gelen bir Beşiktaş vardı. Yani sanki lige havlu atmış, artık bu sene boşa gitmiş gibi. Ama son haftaya kadar devam eden bir yarışın içindeydi Beşiktaş. Herkes başarılı buluyor. Ve şunu da söylüyorlar. Yani lig 5-6 hafta daha devam etseydi belki Beşiktaş şampiyon olurdu. Beşiktaş kaçıncı sırada bitirdi? 3. sırada. Yani en çok maç oynayan takım Fenerbahçe. Birçok kulvarda yarışan, savaşan takım Fenerbahçe. Ligi ikinci bitiriyor, kupayı alıyor. Hepimiz sanki 12. bitirmiş gibi o psikolojinin içine girdik. Bunu haksız da bulmuyorum. Çünkü ligin başlangıcında müthiş bir Fenerbahçe vardı. İştahlı, tempolu, ısırgan bir Fenerbahçe vardı. İmrenerek bakan vardı. Kıskanarak izleyen Fenerbahçe'yi bazı kitleler vardı. Ama sonunu getiremediği için başarısız ilan edildi. Jesus için bir şey değişmez. Jesus konuştuğunda, baktığında, tarihte ismi kaldığında sanki buradan da bir kupayla gitmek onun CV'sine yazacak. Yani o Jesus'un çok güzel bir olay oldu. Ama Fenerbahçe taraftarı kupayı aldı. Dün akşam o iş bitti. Yani yarın öbür gün kimse kupayı bile konuşmaz. Fenerbahçe'nin bu saatten sonra yani sindirebileceği, mutlu olabileceği, tekrar o enerjinin, sinerjinin geriye gelebileceği transferler yapması gerekiyor. Bu ilk açıklanan transfer Fenerbahçe taraftarına belki çok faydalı olacak bir oyuncu. Belki takım oyuncusu anlamın, yani yıldız oyuncu olmayabilir ama takıma katkı sağlayan, takım oyuncusu diye nitelendirdiğimiz tarzda bir oyuncu olabilir. Müthiş katkı da sağlayabilir.
Ama Fenerbahçe taraftarı artık yarıştığı rakibinde gördüğü gibi dünya markası yıldızlar istiyor. Dünya markası bir teknik adam istiyor. Jesu gönderdikten sonra da ben Montella'nın ismi geçiyor. Montella'yı ben mesela diyebilirsin, CV'si güzel, oyunculuk kariyeri güzel, çalıştığı takımlar güzel, başarılı. Fenerbahçe gibi bir takım çalıştırabilmek bambaşka bir maharet, marifet ister. O yüzden ben Montella olacağını da düşünmüyorum. Birçok haber çıktı tabii bugün sosyal medyada. Başkan da ayrıldığına çıktıktan sonra acaba mı daha çok denmeye başlandı. Daha marka, daha üst düzey bir teknik adam gelecek diye düşünüyorum. Peki sende var mı böyle bir profil, bir isim? Şu isim olmalı diye. Mesela yerli, yabancı. Bazen oluyor çünkü Ozan Zeybek böyle bir isimler söylüyor. Şu an var mı kafanda bir isim? Tahmin olarak Bilge, sormuyorum. Yani şu profilde diye bir isim örneği verebiliyor musun? Bu akşam Murat Sancak Başkan'ın yayınını izleyenler Montella ile ayrılmalarını, daha önce konuştuklarını ama zaman verdiklerini birbirlerine bugün netleştiğini söyledi. Evet. Bugünden itibaren aramaya başlayacak. B planı, C planı ne varsa bugün devreye sokacak. Fenerbahçe'nin böyle bir durumu yoktu. Benim tahminim bir ayı aşkın bir süre önce Jesus ve başkan arasında gerçekleşen görüşmelerde bu işin bittiğini biliyordu. Bence Fenerbahçe 3-4 aday içinde dolaşıyor diye düşünüyorum. Tahminim bunlar. Yani aldığımız bir bilgi veya yönetimle konuştuğumuz bir durumdan dolayı değil, yorumcu olarak, bir içgüdü olarak veya bugüne kadar futbol takımlarında çalışan birisi olarak tecrübeme dayanarak bunu söylüyorum. Şimdi son bir ay az bir süre değil. Elenenler, gidenler, kazananlar, devam edenler, etmeyenler, irtibata geçilen birçok, yani liste kabarıktır ama eleye eleye bence 3-4 isim arasında dolaşıyorlardır diye düşünüyorum. Şimdi muhabirimiz Ahmet Selim şöyle bir bilgi vermişti. Yani daha çok yabancı hoca da ağırlık olduğundan bahsetmişti arayışlarda. Yine net bir isim olmadığından o da bahsetmişti. Şunu soracağım şimdi. Ryan Kent transferi. Hani az önce söyledin, bir takım oyuncusu olarak faydalı olabilir Fenerbahçe. Şimdi şu tartışılıyor. Stüdyoda da aslında biraz onu konuştuk. Hoca belli değilken yapılan transferler geçmiş sezonlarda da oldu ve acaba yine tekrar mı edecek? Sonra hoca geldiğinde bu transfer ne olacak düşüncesi oluşuyor. Ya da tam tersi. Acaba hoca belli mi? Senin de başta acaba dedim diye anlattığın gibi. Ya öyle evet. De bir bakmak lazım. Fenerbahçe yine aynı şeyi yapar mı? Hoca belli olmadan transferlerini yapar mı? Ya da ayrı bir transfer aklı mı var şu anda? Yapar. Önceki sezonlara göre. Bu soruyu 10 yıl önce sormuş olsaydın da aynı cevabı verirdim. Bugün de aynı cevabı veriyorum. 3 sezon sonra sorarsan yine aynı cevabı vereceğim. Yapar. Ondan sonra barındıramazsa içinde, hocaya sindiremezse, yani bu oyuncuyu istemiyorum derse, Fenerbahçe başka yollar arayıp kiralık verebilir, satmaya çalışabilir. Bunu bu sezon başında da gördük. Siz biraz önce yayının başında Kolkuru konuştunuz mesela. Evet. Buruma var. Buruma var mesela, bu gündeme bu şekilde getirebileceğimiz oyuncular. Bu Osterbold'u Ozan. Osterbold'u başkan mı aldı, bu hoca mı aldırdı? Hocam hiç bilmiyorum. Onları hep muhabir arkadaşlara soracağız. Biz alınanla satını sadece yorumunu yapıyoruz. Anladım da tam fiyasko yani. Başkan aldı ya. He? Başkan transferi. Osterwolde'ye gelene kadar Jesus'un getirdiği bazı oyuncular var. Normalde piyango çıkmış gibi Fenerbahçe takımının Fenerbahçe semtinden bile geçmemesi gereken bazı oyuncular var. Bırak Fenerbahçe takımında oynamayı. Ama şu var, şunu söyleyeyim. Fenerbahçe hata yapmadan net oyuncular almalı. Net. Fenerbahçe'de birçok flu oyuncu var. Biz şu anda 3 büyükleri konuşursak, Trabzonspor'u burada 4. büyüğü konuşmayacağım. Çünkü o bir değişimin içine girdi son haftalarda. Yani devre arasından sonra bambaşka bir Trabzonspor vardı. Gideni, geleni, kalanı, uzatanı. Onu bu konuyla ilgili saf dışı bırakıyorum. Bugün Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'a baktığımızda Beşiktaş'tan bana 7-8 tane net oyuncu sayabilirsiniz. Şampiyon Galatasaray'dan 7-8 tane net oyuncu sayabilirsiniz. Fenerbahçe'den maalesef Güvenç Hocam 7-8 tane oyuncu değil, 4-5 tane bile sayamıyorsun. O yüzden Fenerbahçe'nin net oyuncular alması lazım. Peki o zaman Fenerbahçe'de ben birçok oyuncunun ayrılacağını düşünüyorum bir de Melike. Ya bir şey söyleyeyim. Ayrılacaklar da olacaktır. Ben bir şu isimle sormak istiyorum. Biraz daha böyle somut gidelim. En çok şu anda kuvvetli konuşulan isimlerden ikisi. İzleyicilerimiz de yazdı. Ben de okudum az önce. Yine Fenerbahçe'nin görüşeceği iddia edilen isimler. Mircea Lucescu ve Abdullah Avcı. Bu iki isimle ilgili Ozan Zeybek, senin düşüncelerini sorayım. Neler söyleyeceksin? Oyuncu konusunda ne dedim? Net oyuncular olması lazım.
Bu teknik adamların ismi gündeme geldiğinde de birçok tartışma, ikili bölünmeler, üçlü bölünmeler oluşuyor taraftarlar arasında. Lucescu'nun artık emekliliğe hazırlanıyorum derken şu anda Fenerbahçe gündemine gelmesi apayrı bir olay. Abdullah Avcı'nın Beşiktaş-Trabzon serüveninden sonra Abdullah Avcı benim gözümde çok değerli bir teknik adam. Onu da belirteyim. Yani ben mesela ikisinden birini seç dersen, hani birçok seçeneğin arasında belki Abdullah Avcı seçeneğini seçmem ama ikisinden biri dersen, eleme usulü gidersek Abdullah Avcı'yı tercih ederim. Benim çevremde dışarıda konuştuğum arkadaşlarım, bunu ciddi artık magazinsel bir soru sormuyorum. Güvenç Kurtar'a ne stoper beğendirebiliyorsun ne teknik adam beğendirebiliyorsun diyorlar. Yılların tecrübeli adam, teknik adamımız. Hocayı tanımayanlar böyle şeymiş ki başka bir imaj oluşmuş kafalarında. Ben de herkese hocanın dünyanın en iyi niyetli insanlarından biri olduğunu, misafirperver, arkadaş yanlısı, pozitif düşünen birisi olduğunu söylüyorum ama yayınları tanımıyorsam ben de aynı şeyi düşünüyorum. Hocam senin teknik adam gözünle baktığında nasıl bir teknik adam getirmesi lazım Fenerbahçe'nin? O olmaz, bu olmaz demektense olanı, olabilecek olanı söylememizde fayda var. Şimdi Ozan'cığım çok teşekkür ediyorum sana. Şimdi şöyle söyleyeyim, ben hakikaten öyle teknik adamları da beğenmiyorum. Hepsine bir, yani kulüp demeyeyim de bir eksikleri var. Yani bizimkilerin de var, yabancıların da var. Şimdi mesela ben Pirlo gelirken dedim ki ya yazık oldu adama, burayı bilmiyor, etmiyor. Yani Türkiye'ye işte çok şöhretli şeyler geldi, antrenörler geldi buraya. Ya ama çok bana göre çok başarılı oldu. Mesela ben Antalya şeyin ne o Adana Demirspor'un hocasını çok beğeniyorum. Tamam mı? Yani tabii. Mesela Şenol Hoca çok iyi ama öbür hocaların hepsi, çoğunun eksiği var. Yılmaz Hoca bunların hepsine, yani bu şeylerin şu isimlerden hepsinden iyi. Hakikaten arkadaşımız diye değil yani. Tamam mı? Şimdi kimi alırsın? Mesela Gerard şimdi dedin ya mesela. Acaba Yasin abi bilemiyorum. Ya bir de şimdi ne var biliyor musun? Mesela ben Adana Demirspor'un hocasına bakıyordum yaptıkları şeylere. Ulan bravo diyor. Ben onu genç menç bir şey zannediyorum. Yani öyle bize hani derler ya böyle futbol ağzıyla tırışka diye. Hocalardan zannediyordum. Meğer adamın bir kariyeri varmış. Ama yaptıkları işleri görüyordum, tamam mı? Ya mesela Alanyalı'nın hocası çok boş bir adamdı. Yani o da İtalyan. Tamam mı? Çok kötü bir hocaydı. Hoca olarak hani şey, insan olarak değil tabii. Şimdi burada bilemiyorsun yani kim ne yapar. Bizde bir şey var bir yerde. Ya senelerde bu Lucescu şeyi bitmedi ya arkadaş ya. Yılan hikayesi gibi derler ya hani bitmeyen bir şey var. Bu Lucescu nedir? Geldik Türkiye'ye getirmedin sen bunu. Löw'ü getirmedin mi? O zaman başka, bu zaman başka olmaz. Ha şimdi bana göre her geçen gün tecrübe sahibi olur antrenör. Ama yok, Löw en son Almanya'da tam fiyaskoydu milli takımda. İki tane şeyde kupada şehitlere çıkamadı, finallere çıkamadı Almanya. Güvenç hocam. Onlar olmaz bana göre. Bana göre yani. Ha Türkiye'den bir alırsa ya şeyden gelenler ne o? Eindhoven'dan gelen şey, kimdi o? Şeyin Ali Koç'un getirdiği fiyasko. Koku. Koku falan olmaz arkadaş. Oraları başka, buraları başka. Sonra transferlerle ilgili. Ya sen bir arkadan başlasana ya. Ne transferi abi? Stoper adam, diyor. Stoperlerden yani. Savunmadan başla. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla Perez çıktı şimdi. Onu getirdiler bizimkiler de şeye. Bir Perez'i şimdi bir yukarı çıkartma şeyi var. Ya bu Zanyola bunun yanından tren gibi geçti kardeşim ya. Ya ben şimdi burada girmeden yapamayacağım hocam. Stoperlerden anlayan bir adam var burada. Şu anda o ismi geçen isimler arasında Montella bakın. Ha. Samet Akaydın, Tayyip Talha. Şu anda mevcut takımda olan bir stoper daha var. Onu da çok iyi paraya satacaklarını düşünüyorlar. İki senedir çıkan. Semih. Yunus, Yusuf Sarı, Yusuf hepsini. Erdoğan, Onyekuru. Belhanda bunlar biliniyordu ama üzerine koyan. En önemlisi Balotelli gibi bir ismi ligde tutmak. O saha içinde tartışılan o kavgada normal hoca olsaydı ya hoca giderdi ya Balotelli giderdi. O krizi de çok iyi aşmış bir teknik adam var. Şu an içini söylüyorum. Dünyaca ünlü Jesus'tan sonra bir teknik adam doğru. Ozan Zeybe'ye katılıyorum ama mevcut ismi geçenler arasında o en doğru teknik adam ligi bilen, hakemleri tanıyan. Ne yapacak, hakemleri tanısan olur, tanımasan olur. Olur mu hocam? Ligde bazen ya, Sergen Hoca'nın şampiyon olduğu seneye bak. Ya Fatih Hoca ile Galatasaray'ın uzak bu sene bak. Bak yani. Hakemlerle diyalog, hakemlerle ilişki, hakemlerle konuşmak saha içinde. Bunların hepsi avantaj. Montella'nın bu ligiyle bile olması, İsmail Kartal ismi geçiyor, Aykut Hoca'nın ismi geçiyor, evet. Lucescu geçiyor. Bence Montella şu anda isimler geçen arasında en doğru isim bilmiyorum. Ozan ben Zeyre, bir şey söyleyeyim mi Ozan? Şimdi bizim, bak şey konuşuyorum, çok net konuşuyorum. Yılmaz Hoca gelsin oraya Fenerbahçe'ye. Taraftara sorsun bir numara gelir. Yılmaz Hoca 2-0, 3-0 yenesin. Vallahi billahi kimse bir şey demez. Beni getirsinler 1-0 yenelim. Çıkınca döverler taraftar yani. İstifa diye bağırırlar.
Hani bakarsan bir şimdi kredisi hocam, olacak Yılmaz altınların. Yılmaz Hoca için bugün değil ama bak geçmişte yani, aralı geçişlerde çok nadir değil. Bak her yerde metrobüste, otobüste, aynen, gemide, arabada giderken, takside giderken Yılmaz Hoca gelsin deliniyordu. Bugün hedef çok farklı. Ya yok, hedef yani ne olacak? Hedefe mi yol açtırmayacak? Ben hedef de anlamadım. Ozan Zeybek'e bir şey daha soracağım müsaadenizle. Az önce bahsederken yıldız isim lazım, büyük isim lazım yorumunu yaptı kendisi. Şimdi yine gündemde olan bir isim Edin Dzeko. Menajeriyle bir görüşme yapacağı konuşuluyor Fenerbahçe'nin. Hatta rakamlar bile konuşuluyor. Ne söyleyecek? Bu profilde bir oyuncu mu? Ya da daha da yüksek profilde oyuncular mı? Biraz o konuyu açalım Ozan Zeybek. Ya Melike, üzülerek söylüyorum. Yani biz bunları aylardan bu yana konuşuyoruz. King, Pedro, Serdar Dursun. Yani Valencia'nın dışında, Valencia bile bakın Fenerbahçe'de tutulmadı. Hiç kimse kalsın diye ısrar etmedi. Valencia bile gidiyor. Bu kadar gol atan yıllar sonra, sezonlar sonra bir oyuncusu var. O bile kalsın diye ısrar edilmedi, bırakıldı. Fenerbahçe'nin çok net, çok yetenekli, marifetli, bambaşka profile geçmesi lazım. O yüzden mesela Dzeko'yu alabilir, sadece Dzeko'yla kalmaz. Dzeko'yla görüştüğü Fenerbahçe'nin bir gerçek ve olma olasılığı %51. Bir kez daha söyleyeyim. Evet, olma olasılığı %51. Ama sadece Dzeko'yu aldık, biz bu iş bitti. Dzeko'nun yanında Serdar Dursun olmayacak. Dzeko'nun yanında Pedro olmayacak. Dzeko'nun yanında King olmaz. Bunlar iki maç güzel oynuyor. Benim Türk futbolunda en çok tartıştığım futbolcu son 3 sezondur, 4 sezondur. Zajc, Mia Zajc. Ya adam 70. dakikada oyuna giriyor, uzaktan şutunu çekiyor. Tamam, yetenek olarak müthiş bir oyuncu olabilir ama dinamik oyuncu değil. Bana kalkıp da İsmail Yüksek'le Zajc'ı bile kıyaslamayın. Bugün birçok futbol sever fantastik oyunu sevdiği için çalım atma, uzaktan şut çekme, göze hoş gelen futbol anlamında baktığımızda oy kullanın desek belki Zajc'ı seçerler. Ben bu tarz oyuncular istemiyorum. Hangi takım olursa olsun. Daha net. Bugün Galatasaray'ın şampiyonluğunu düşünün. Torreira'yı düşün, bir de Zajc'ı düşünün. Anlatabildim mi? Araya düşün ama. Ozan. Efendim? Araya düşün. Araya. Bir tarafta Torreira, yani, bir tarafta Araya var. Gönlü beri. Yani, arada dağlar fark var. İnanılmaz. Yine Zajc ondan 10 kat iyi. Yani, inanılmaz fark var hocam. Yani bak, aslında Zajc biraz Galatasaray'ın kurduğu profilde bir kadro kurmalı diyorsun. Fenerbahçe. Melike, sen Zajc'ı kadroda tutabilirsin. Biraz önce saydığımız hücum hattındaki işte Pedro'sunu, King'ini, Serdar Dursun'u bir tane tutabilirsin. Ama 5 tane benzemenizi aynı anda elinde tutamazsın. Benim söylemek istediğim bu. Yani hiçbiri birbirinden iyi değil. Yani bir tanesinin elle tutulabilecek bir yeri yok. Tamam, bir maç çıkıyorlar, o maçın kahramanı oluyorlar. 2 tane gol atıyorlar, bir asist yapıyorlar. Oo, siz bunu boşuna eleştirmişsiniz diye düşünülmeye başlıyor. Hayır. İşte geldiğimiz noktaya bakın. İttirme kalktırmayla, sezon başındaki o hararetle, iştahla Fenerbahçe haftalarca müthiş oyunu oynayıp liderlik koltuğunda da oturdu. Haftalarca oturdu. Ama bugün bakın Beşiktaş'ın kadrosu birebir. Hani yapıyoruz ya maç öncesinde, bir gün önceler. Ya stoperleri koyuyoruz. Hangisinin stoperi, evet, daha verimli olabilir? Hangisinin santraforu daha verimli olabilir diye düşündüğümüzde bugün bakıyorum ben Fenerbahçe'den İsmail Yüksek, Ferdi, Arda, kalecim bile net değil. Anlatabildim mi? Stoper, savunma hattının hepsini dün muhteşem oynayan, statta maçı canlı izledik. Televizyonları başında milyonlarca insan izledi. Muhteşem oynayan bir Fenerbahçe. Hızlı, karşı tarafta rakip sahada başlayan bir Fenerbahçe var. En az iki kez savunma attı gözümün önünde oturduğum yerde. Arkaya yine top kaçırdı. Yani bunların artık olmaması lazım. Her maçta bunlar bir kere olur, hata diyebilirsin. İkinci olur, şanssızlık diyebilirsin. Üçüncü oldum artık, benim midemi bulandırıyor hocam bu işler. Yeteneksizlik, beceriksizlik diyorum. O yüzden bugün de bunları biz haftalarca konuşacağız. Rakibin, savaştığın, yarıştığın nasıl nitelendirirsen nitelendir. Oyuncu kapasitelerine, kumaşlarına, kalitelerine baktığında onlarla aynı teraziye koyabileceğin o sınıf oyuncular getirmek zorundasın. En az 4-5 tane çok üst düzey oyuncu getirmek zorunda. Ama şunu da söyleyeyim. Sanki ligi ikinci değil de 12. bitirilmiş gibi Fenerbahçe'nin eleştirilmesine de vicdanım el vermiyor. Yani
Türkiye Kupası beni asla tatmin etmiyor. Yani Türkiye Kupası'nı aldık, daha ne yapalım falan, bunları konuşacak değilim. O, bu işin kaymağıdır Türkiye Kupası. Altında güzel bir tatlısı olur. Üzerine de kupayı koyarsın kaymak olarak. Fenerbahçe sadece kaymağını aldı. Altı yok, temeli yok. Şampiyonluk üstü olsaydı müthiş olurdu. Yeni bir yapılanmaya gidecek. Ama tabii diyebilirsiniz, ben ayrıldıktan sonra da Güvenç Hocam diyecek. O zaman geçen sene 30 kişi aldılar. Bu sene de alacaklar hocam. Olmuyorsa yeniden bir reaksiyon yaratmak zorundalar. Geçenlerde bir makale okudum. Ne kadar yorgun olursan ol, yürürsen yürü diyor. Mesela 30 kilometre yürü günde. Yani 30 kilometre çoktur da mesela 10 kilometre yürü diyor. Yorgunluk hissettiğin anda gel bedenine yeni bir ayakkabı giy diyor. Ayakkabını değiştir, ayaklarını yık, ayakkabını değiştir. Vücudu diyor kandırabilirsin o anda. Yeni ayakkabıyla, yani o yorgunluk yokmuş gibi, yeni sıfırlıyor, resetliyormuş gibi devam edebilirsin diyor. Fenerbahçe'nin böyle bir reaksiyon yaşaması lazım. Bu üzerindeki şanssızlığı, mutsuzluğu, bak bir kez daha söylüyorum, mutsuzluğu atması lazım. Fenerbahçe bu sene şampiyonluğu en kaybetmesinin en büyük etkenlerinden biri psikolojik yarışta geriye düştü. Galatasaray kulübünün o psikolojik savaşı mükemmel derecede, futbol dışında, futbol olarak takımlarını kötülemiyorum, tebrik ediyorum. O oyuncuların hepsini canı gönülden kutluyorum. Ama inanılmaz bir o sosyal medya gücü, psikolojik savaşların üstünden gelme marifeti Galatasaray'da üst düzeydi. Fenerbahçe bunları kaybetti. Güvenç Hocam'la defalarca konuştuk. Jesus'un yanında Türkiye'yi bilen bir adam yok. Üniversiteden mezun, 7 tane dil bilen çocuğu oraya koymanın anlamı yok. İyi insan olabilir, kaliteli insanlar olabilirler. Biz burada şahısları konuşmuyoruz. Futbol aklını, futbol fikrini, futbol karakterini konuşuyoruz. Jesus daha Ümraniye'nin yani bir alt ligden gelmiş. İlk maçta 3-3 berabere kalıyor. Benim için bir kayıp. Bunları onu uyandırabilecek birisi yok. Giresunspor maçından sonra 1-0 koruyamadık diyen Jesus'u hocam, tercümanın bile orada kurnazlık yapması lazım. Bunu başka bir türlü anlatması lazım basına, Türkiye'ye, bizlere. Ondan sonra taraftara giderken 18 yaşındaki Arda'nın onun kolundan tutup hocam gitmeyelim şu anda, tahrik gücü, insanlar mantığını kaybetmişken bunu yapmayalım. Yani burada Jesus'un yanlarını güçlendiremediler. Kendini tamam güçlü bir şekilde geldi, yanlarını güçlendiremediler. O gelen isim kadar etkiyi sonunda yapamadan kaybolup gitti. Yani yazık oldu diyorum bir sezona. İstemedi peki, ama o sonla baş değil mi? Ama Jesus istemedi. O söylediği Ozan güçlendirme Zeybek'e olayında. Teşekkür edelim, devam şey edeceğiz. Daha, bir şey daha söyleyeyim, o da duysun ama. O Gerard benzetmesi yaptın ya. Şimdi benim de aklıma seni dinlerken Sergen Hoca'nın Ceko'yla Beşiktaş'ta o yaz tatilinde Sırbistan'da beraber tatil yaparken aralarının çok iyi olduğunu biliyorum. O transferini çok istiyordu. Fenerbahçe şu anda benim de aklıma böyle bir şey geldi. Şu an itibariyle bunun çalışmasını yapacağım. Şimdi çünkü ben o tatilde beraberlerdi. Beşiktaş'a gelmeyi çok istiyordu. Yıllık maliyeti 7 milyon euro falandı o zaman. Şimdi hem maliyet düştü, Sergen Hoca'nın ismi anılıyor, Ceko. Biraz seninkinden daha fazla oldu benim şimdi gözümde böyle bir şey. Ben de bir şey söyleyeyim. Kafalar karıştı evet. Şu an. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ceko, diyeceksiniz ki hoca yine ne yapıyorsun? Ceko Fenerbahçe'nin stoperi olmaz. Beğenmez taraftar. Stoperi mi? Şey, santrafor olmaz. Stoperde aklımda. Zaten hep stoper ama. Stoperde. Şimdi o Ceko tipindeki şeyi, santraforu Fenerbahçe beğenmez. Fenerbahçe'nin beğendiği işte Arda tipinde, Zayt tipinde, işte İrfan Can tipinde. Yani bu tür teknik adamları sever. Santrafor'da da böyle. Ceko'yu hantal bulurlar değil mi hocam? Bak görüyorsun bak. Şimdi ne geliyor biliyor musun? Biraz güleyim. Bu arada antrenör Pirlo'yu da beğendim. Şimdi şeye biliyor musunuz? Şey aldılar Trabzonspor'a. Bir şeyden, Norveç'ten mi filan ve Danimarka'dan bir santrafor aldılar. Biliyor musunuz? Yeni geçen sene çok, çok evvel. Giray Hoca'nın zamanında ya. Hocamı da buradan çok severim ben, kulağı çınlasın. Şimdi onu getiren de şeydi bizim. Mithat Halis'ti arkadaş. Şimdi orada ondan evvel şey var. Ne o? Şota var bilmem ne. Hep böyle Vugnines var. Çabuk adamlar falan Trabzon. Şimdi taraftar böyle yapıyormuş. Koşamayı, sıçrayamayı diyorlarmış. Ağır ya. Şey de diyordu ki. Mithat da biraz da kızıyor taraflara. Lan siz diyor hava bir kara şey olsun da diyor. Soğusun da görür, çamurda görürsünüz onu dedi falan. Ya güleceğim geldi. Ama langeydi lange. Tamam mı? Lange kış lastiği. Kış lastiği hocam. Siz diyor ki bir kış gelsin, çamurlar olsun da siz onu göreceksiniz. Neymiş diyor.
koşama ayı, sıçrayama ayı falan kızıyordu tamam tarafları. Şimdi buna da Fenerbahçe tarafı öyle diyebilir. Hocam daha ortada transfer yok hemen. Neyse yok ama oranın, olmaz dedi. Oranın havasını Ozan Zeybek diyebiliriz. Ya hocamlar ara Trabzonspor'un havasını her şeyini biliyor orada. Melike benim filan iki tane cümlem var. Ondan sonra size veda ediyorum. Fenerbahçeli taraftarlara bir şey söylemek istiyorum. Yani bu Ali Koç yönetimini çok eleştiriyorlar. Bence bir yıl daha şans vermelerinden yanayım. Yani bu iş çıraklık, kalfalık artık iyice usta olduklarını düşünüyorum. Yapılan hatalardan büyük dersler çıktığını düşünüyorum. Bir de sadece hatayla olmuyor. Bazen şanssız giden bir şey olunca da toparlamak çok zor oluyor. O yüzden görev süresi bitene kadar tam destek vermelerini tavsiye ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Zevkle sizi izlemeye devam edeceğim. Canım ben teşekkür ediyoruz. Son söylediğine para verebiliyoruz. İyi geceler. Ağzına sağlık. Sağ olun. Selamlar. Sağ olun.